Bizim aile sistemi çarpından bakarsak olaya, ya bizim babamız vardı, çocuktuk. Daha sonra bizi evlendirdiler. Biz de bir aile kurduk ve dolayısıyla ayrı bir ev açtık. Yani mutfağımız ayrı, kazancımız ayrı, işlerimiz ayrı. Şimdi bunda bir sakınca yok. Ancak şu var, Zifa Hasan'ın da ifade ettiği cümle başında geçmiş. Yani büyük bir organizasyon, birlikte çalışma, birlikte ilerlemenin gereği bir çatı altında olmak. Ama şimdi bir çatı altında işte eski Türk usulü aile, üç katlı ev, değil mi? Evet. İnsanlar evlenince bir arada nine orada, dede Tabii. orada, evlat Çekirdek orada aile genel aileye doğru dağılmıyordu. genişlemeye Ama devam ediyor. şimdi burada da Evet. bu organizasyonlardaki fark oradan kaynaklanıyor. Yani nasıl ki cemiyette bir şeyler değiştiyse bu cemiyetin içinde dolayısıyla organizasyonlarda bir çatıda kalamıyor. Yani bir takım çekememezlikler ya da tatminsizlikler ya da sıkıntı, bin türlü sıkıntı var. O sıkıntılar Evet. da kişilerin bağımsızlığını ortaya koyup kendi adı altında kendi kıyafetlerini Evet. üretip ben de kendi organizasyonumu kurdum deyince yapacak bir şey yok. O farklılık bundan kaynaklanıyor. O onların eğitimi farkını soruyor. Mutlaka şimdi yani eğitim, şimdi benim çapım belli. Diğer hocanın gelecek hocanın çapı belli. Merkeze yakınlık ölçüsünde Almanya'dan gelen arkadaşlarımızın çapı mutlaka yani Almanya'da merkeze yakın. Yani ışığa ne kadar yakınsanız aydınlanmanız da o O değerli olur. kadar Burada net olur. yani yok ben buradan rüyamda görerek herhalde usta olamam. Rüyamda görerek faydalanamam da. Mektupla hiç olmaz fono eğitim. Dolayısıyla böyle bir farklılık var. O da çapıyla alakalı. Şimdi kendiliğinden demin vasi olduğu sitem ettiğimiz mevzularda kendi kendini sifu ilan etmiş hocaların eğitimi mutlaka düşük olacaktır. Düşük taklit olduğu için bilgisiz kişilerin gene eğitimden bahsettik. Bilgisiz kişilerin eline düşen insanların hali ne olur? İşte onu o şekilde değerlendirmek lazım. Kiminle değerlendiriyor? O önemli. Hangi organizasyonu, hangi organizasyona değerlendireceğiz? Mutlaka şimdi bizim Wingsun'u kastediyorsa, Wingsun da çünkü Türkiye'de aynı çatıdan gelen arkadaşların kurduğu organizasyonlar var devam eden. Bunlar da merkeze nispetle yenilenmeyi gerektiren bir şey var Wing Chun'da. Wing Chun yenilenmeyi gerektiriyor. Aynı eski tarzda 80 yılın çalışmalarıyla devam edemeyiz. Bunu yapabilmesi için de bir insanın öğrenciler herhalde bir gelişme yapamaz. En üst derecede işin filozofisine doğru giden ya da büyük üstadlığına giden insanların yapabileceği bir şey. Bir yerde takılıp kalan organizasyonlarda çalışma ya da eğitim tarzı ya da bilgilendirme malum seviyesi düşük olacaktır. Ama daha üst mertebede olan hocaların ve daha büyük çatı altında bilgilendirilmiş kişilerin yapacağı gelişmede. Bir de işin şey boyutu var. Yani oraya da girersek çünkü o soru orayı açıyor. Evet. Şu anda Zıfı Kençmeş profesör doktor unvanı almış durumda üniversiteden. Ve üniversitede aynı şekilde üniversite okuyan bütün öğrencilerimizin şu anda belki sayısı az Evet. ülkede mesela Bulgaristan şu anda gösteriliyor. Bulgaristan'da üniversitede spor akademisi olarak Wing Chun branşı girmiş durumda. Ve orada eğitim alınabiliyor. Ama şimdi bunu kendi halinde Diyarbakır'da ben de Sifu'yum deyip kendi kendine kıyafet üretip yani ben o Diyarbakır'ı örnek olarak verdim. Yani Evet. Diyarbakırlılar alınmasın kimse. İsimlerle işimiz yok bizim. Mevzu konuşuyoruz. Bu kalite değişik olacaktır tabii ki. Evet. Sayın hocam tabii hemen gelen bir mail de sizle alakalı hemen buradan hem bakıyorum hem okumaya çalışıyorum. Öncelikle herkese kolay gelsin. Mustafa Şahin gibi yeteneklerin açığa çıkarılması Türkiye için gerçekten çok bir şeref ve onurdur. Türkiye'nin her zaman Mustafa Şahin gibi hocalara ihtiyacı vardır. Bu sporu tanıttığınız için hepinize teşekkür ederiz, saygılar demiş. Abdullah Terzi yollamış İstanbul Florya'dan kickbox antrenörü. Evet, tabii şurada bir görüyorsunuz harika bir maskot var. Maskotu şöyle bir gösterelim. Bu bir fok. Nesli tükenmekte. Tabii zaman zaman fok avcılarını kutuplarda hain bir şekilde bunları işte katlederken görüyoruz. Allah'tan bizde de deniz komutanlığı var. Özellikle Marmara sahillerde çok etkili. Burada tabii bu foku bize çok yıllar evvel her zaman misafirperverliğini gösteren Deniz Komutanlığı'nda Deniz Albay Sayın Mehmet Karabacak komutanımıza, tüm kadroya Mehmetçiğimize kolay gelsin diyoruz. Burada işte çok güzel bir can simidi var. Onu da bize Marmara Adası'nda hediye etmişti. Bugün şöyle eşyalarımızı karıştırırken işte bu güzel şirin fok görüyorsunuz. Benim torunum Tanem bıçakçının odasından aldım buraya getirdim. Ne kadar şirin ekranda. Kameraman kardeşime teşekkür ediyorum.
sevgiyi, güzellikleri yansıtalım. O kadar ihtiyacımız var ki. İşte öyle bir sevginin, saygının yansıtıldığı bir il var. İşte bu ilin adı Büyükşehir Bursa. Gelen mailde İbrahim İnce diyor ki, hocam geçen sene Atatürk Stadı'nda Tekrumeli TV'nin harika bir birlik beraberlik gecesi vardı. Onu unuttum. Onu da ben mahsus unutuyorum ki sizler tamamlayın diye. Acaba seyrediliyor muyuz? Seyrediliyoruz. Sayın Atilla Baykal'ın özellikle Rumeli insanına hizmetleri asla ve asla küçümsenemez. Takdir mi? Hiç gerek yok. İltifata ihtiyaç zaten yok. Marifetse onu Rumeli halkının, Türk halkının 81 ilden Avrupa'nın bir numaralı televizyonu haline gelen Tekrumeli TV ekranlarındaki seyircilerin yüreğine, yorumuna bırakıyoruz. Ama yorumlayacağınız şimdi çok güzel görüntüler geliyor. Orhan Gazi'ye gidiyoruz. Sayın İsmail Tarhar, Orhan Gazi Belediye Başkanı kurmayları, yine değerli bir kaymakam var. 20 mahallede özellikle muhtarlara destek verip o gençlerin spor tesislerini yapmıyor mu? Teşekkürler Sayın Kaymakam, teşekkürler Sayın Selman. Bu organizasyonda Kürek Federasyonu Başkanı Sayın İşseven'e de çok teşekkür ederiz. Hadi bakalım sizi İznik Gölü'nün kenarına götürelim. Gerçekleştirdiğimiz bu kürek yarışlarının inşallah bundan sonra ev sahipliğini yapılacak olan tekrar Orhan Gazi ilçemizin kendi kulübünün de bundan sonraki yarışlarda bizlerle beraber bu tür organizasyonların içinde olmasını canı gönülden umut ediyorum. Bundan sonra yapılacak olan yarışmaların da kendi takvimimizde önümüzdeki yıllarda önceden alınması ve bu organizasyonun daha kapsamlı bir görüntüyle düzenlenmesini biz şimdiden gündeme aldık ve onu inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir şekilde katılım olmasını sağlayacağız. Eksik olmasın Sayın Kaymakam'ın, bu olayın burada gerçekleşmesi için bayağı bir koşturmaca içindeydi. Bize de bu konuda geldiklerinde, ilk bizden tanıştıklarında bu olayın olması için elinden gelen bütün gayreti gösterdi ve nihayet biz buradayız ve bu yarışı da yapıyoruz. Kendisine vermiş olduğumuz sözü de yerine getirmiş olduk. Hepinize çok teşekkür ederim efendim. Böylesine güzel ve kapsamlı bir yarışmanın ilçemizde düzenlenmesinden, Orhan Gazi Belediyesi olarak bu yarışmaya, bu etkinliğe katkıda bulunmaktan, destek vermekten duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek istiyorum. Bugün burada gerçekleşecek olan Orhan Gazi Kupası Deniz Küreği yarışlarının ilçemizin tanıtımı açısından önemli bir adım olacağı, İznik Gölü'nün ve Orhan Gazi'nin bundan sonra daha geniş kapsamlı etkinliklerle adını duyuracağına olan inancımız tamdır. Bursa'mız için, özellikle de Orhan Gazi'miz ve İznik Gölü'müz için çok güzel, anlamlı bir gün. Buradaki manzara herhalde hepimizi çok mutlu etti. Çok gecikmiş de olsa İznik Gölü'nde yapılan ilk kürek yarışmaları hepimizi heyecanlandırdı. Ben bundan dolayı öncelikli olarak bu yarışların buraya verilmesinde çok büyük katkısı olan
Kürek Federasyon Başkanımız Sayın İlhami İşseven'e teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun başkanım. İznik Gölümüze ve Orhan Gazi'mize büyük bir renk getirdiniz. Çok sağ olun. Bu güzelliklerin artarak devam etmesi için her türlü katkıyı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak koyacağımızı ben de buradan taahhüt ediyorum. İlerleyen yıllarda inşallah bu organizasyon çok daha güçlü bir şekilde olacak. İlçe bile 125 sporcunun katılımıyla, büyük bir katılımla gerçekleştiriliyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Katılan kulüplerimize başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten ilçe olarak mutlu bir gün yaşıyoruz. Çünkü İznik Gölü kenarında kurulu bulunan ilçemiz ilk defa su sporlarının en önemlisi olan kürek sporuyla tanışmış oluyor. Ben tekrar emeği geçen herkese, başta federasyon başkanımız olmak üzere özellikle teşekkürlerimi yinelemek istiyorum. Kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum. Hepinize en iyi dilek ve duygularımı sunuyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, güzel bir görüntü. Devamı var. Tabii çocuklarımızın özellikle Orhan Gazi Spor Salonu'nda harika okçular, basketçiler, veliler var. Tekvando'da çocuklarını yalnız bırakmayan Balkan şampiyonumuz var. Röportajları hepsi ekranlarınıza gelecek. Muhtarlarımız var saha içerisinde yapılan. Hele hele öyle bir yani muhtar var ki motosikletinle geliyor, keyifli anlatıyor. Orada tabii... hepsini bu programda izleyeceksiniz. Değerli muhtar ve kaymakamımızın burada çok güzel açıklamaları var. Burada Mihireles harika bir gol attı. Fenerbahçe ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. İnşallah bizim dualarımız da devam eder. Biz bu akşam tekrar hatırladım. Wing Chun'un sufileri, büyük değerleri, İstanbul'daki önemli köprüleri başta Mustafa Şahin olmak üzere Hasan Fırat sufilerimiz burada ve biliyorsunuz 6-7 Ekim'de harika bir seminer var. Herkesi Wing Chun ve Wing Chun severlerine İstanbul'a davet ediyoruz. Ama hemen nerede yapılacak ve ustaların başında büyük Sufi yine Alman Thomas Dietrich burada. Bu etkinliğe yardımcı olacak Şahir Kocabali ve Murat Taman Evto TR Türkiye yani temsilcileri bu seminerde yine sizlere katkı sağlayacaklar. Efendim özellikle Wing Chun'un insan üzerindeki etkileri nedir? Ne gibi faydaları vardır? Tam öğrenilirse sosyal hayatta, günlük hayatta neler kazanır katılımcılar? Yaş sınırı nedir? Şimdi kişisel gelişim tarzında bu zaten çalışmanın başlığı da o. Kişilerin şahsi gelişim, şahsiyet bulması, kendine özgüven kazanması. Dolayısıyla bilgi İnsanı haliyle ne yapıyor? Bildikçe daha yüceltiyor. Bu Wing Chun çalışmaları bir de bedensel olarak olduğu için bedeni geliştirici, hisleri geliştirici. Bununla beraber otomatikman kişi fayda olarak kendine özgüven kazandığı cemiyetin içinde hem şiddete karşı, yani içerik olarak bu da var ya dövüş sanatı deyince şiddet önleyici, şiddete karşı önlem alıcı ve hayatı daha lüks, konforlu, tehlikeleri bertaraf etmiş olarak, tehlikelerden sıyrılmış olarak gelişmesini sağlıyor. Burada en önemli şey şahsiyet ve kişisel gelişimi. Yaş sınır deyince bu çocuklar için de şu anda zaten Avrupa'da daha da bir uygulamaya koyulmuş durumda. Kolejlerde, ilkokullarda, okullarla olan karşılıklı anlaşmalarla bu çalışmalar yapılıyor. İşte çocuklar için güvenli okul yolu oluşturmak, okula gidip gelişlerde güvenli bir şekilde tehlikelere karşı ya da saldırganlara karşı mesela okuldan alışlarda bunun için mesela 10 tane kural diye bir şey geliştirmiş ve bu dersleri veriyor. Evet o.